Evet çocuklar, 7. sınıf alan problemleri sayfa 183-184. Burada 10 tane sorumuz var. Nasıl çözüleceğine ilgili bir örnek vermiş. Ben ilk sorudan başlıyorum. Yanda verilen şekilde ABCD yamuksal bölge, EBCD paralel kenarsal bölge. Paralel kenarsal bölgenin alanı 108 santimetre kare olduğuna göre yamuksal bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi bu sorularda yan taraftaki bilgileri çok iyi okumak lazım. Şimdi buranın tamamı yamuk. Güzel. Burada bir paralel kenar var. Tamam. Şimdi bu paralel kenarın C köşesinden inen yükseklik ben bulabilirim. Çünkü bana paralel kenarın alanını vermiş. Paralel kenarın alanından paralel kenarın alanı nedir? A çarpı H taban çarpı yükseklik. Yani 12 çarpı yükseklik neye eşit? 108'e. Yüksekliği bulmak için ne yapacağım? 108'i 12'ye böleceğim. Ne çıkacak buradan? 9 santim. Tamam. Buranın alanı 9 santim. Şimdi yamuğun alanını soruyor. Burada üçgenin alanını falan toplayabilirim ama direkt yamuk alanı formülünden de yapabilirim. Burası paralel kenar olduğu için burası 12 ise burakisi de 12. Hem yamuğun alanının formülünü hatırlayalım. Alt tabanı 12 ile 6'yı topladım 18. Üst tabanı 12. Yükseklik 9. Bölü 2 idi. Yani 30 çarpı 9 bölü 2. 32'yi sadeleştirirsem 15 çarpı 9'dan 135 santimetre kare. Zor sorular değil bunlar. ABCD dikdörtgensel bölge ve GHEF eşkenar dörtgensel bölge. Tamam. GHEF eşkenarmış. AB 16. Tamam. AB 16. BC 36. Boyalı bölgenin alanı nedir? Şimdi boyalı bölge dediği tabii ki benim fotokopi olduğu için sizde mor göstermiş. Şu aradaki yer pembeyle taradım ben şimdi. Bu boyalı bölge dikdörtgenin alanından eşkenarın alanını çıkartacağız. Dikdörtgenin alanı ne? 16 çarpı 36. Eşkenarın alanı ne? 16 çarpı 36. Bakın bu FG, FH ve EG eşkenar dörtgenin alanını hatırlayın. Köşegenlerinin çarpımının yarısı. Şimdi bunun şu uzun köşegeni 36'ya eşit. Bunlar dik kesiştiği için. Köşegenler eşkenar dörtgen dik kesiştiği için. FH de 16'ya eşit. Yani eşkenar alanında 16 çarpı 36 bölü 2. Burada sadeleştirmeleri yapalım. 2'nin 16'yı sadeleştirelim. 16 çarpı 36 576 ediyor. Burada işlemleri yapın kendiniz. Bu da 288 ediyor. 836'nın çarpımı. 576'dan 288'i çıkartırsak bizim boyalı bölgemiz 288 santimetre kare ediyor. Burada anlayamadığınız yerler olursa formüllerde bir sıkıntımız vardır demektir. Ona göre soruları lütfen konuları tekrar edin. Şimdi üçüncü soruda ABCD karesel bölge. Güzel. Boyalı bölgenin alanı. Şimdi boyalı bölge dediği şöyle yeşille boyamış sizde. Boyalı bölgenin alanı şuradaki karenin tamamından iki tane üçgenin alanını çıkartacağım. Buranın kare olduğu için 18 santim. Burası 9 ise burası da 9. Şimdi şurası 9 ise burası da 9. 12. Evet. Şu karenin boyalı bölge karenin alanından
Neyi çıkartıyorum? İki üçgenin alanı. İki tane üçgenin alanı. Alan toplamı. Şimdi burada hesaplayayım üzerine. 9 çarpı 18 bölü 2. 18'i 2 ile sadeleştirirsek 9 kere 9 81 bu üçgenin alanı. Şuraya bakalım. 9 çarpı 12 bölü 2. 12 ile 2'yi sadeleştirirsek 6 kere 9 54. Şuradaki üçgenin alanı da 54. Bunları tek tek bulabilirsiniz. Karenin alanı ne? 18 çarpı 18. 2 tane üçgenin alanları toplamı, birisinin alanı 54, diğerinki 81. Karenin alanından 324. Bu 54 ile 81'i topluyorum. 135. 189 santimetre kare. Evet. Dördüncü soru. Yukarıda kareli zeminde verilen şekil karesel, dikdörtgensel, paralel, kenarsal ve yamuksal bölgeden oluşmuştur. Tamam. Tüm bölgelerin alanları toplamı kaç santimetre karedir? Tamam. Çocuklar içlerine yazacağım. Bu karenin alanı 20 ile 20'nin çarpımından alan ne olacak? 400. Tamam. Burada şimdi şuradaki yüksekliği 12'yi görüyor musunuz? Evet. Burası da 20. Şu paralel kenarın alanı 20 ile 12'nin çarpımı. Tabanı 20, yüksekliği 12. Ne eder? 240. Bunu yuvarlak için alıyorum. Bunu dikkat edeceğim. Şimdi şurası 20'ymiş. Tamamı. 12'yi burası vermiş. Burası ne? 8. Şuradaki dikdörtgenin alanı ne? 20 çarpı 8. Alan. 20 ile 8 çarparsak 160. Belirginleştiriyorum. Bakın. 400, 240, 160. Bir tek şu yamuğun alanı kaldı. Şurası 8 ise 8. Yamuğun alanını şuraya, evet, şuraya yamuğun alanını hesaplayayım. Bakın alt tabanı 20. Üst tabanı 8. Alt tabanla üst tabanı topluyorum. Yükseklik de yine 8. Bölü 2 idi. 2 ile 8 sadeleşti. 28 ile 4'ün çarpımından 112 santimetre kare. Burasında 112 santimetre kare. Şimdi tüm alan bulduklarının hepsini toplayacağım. 400, 240, 160 ve 112. 400, 240, 160 ve 112'yi toplarsanız 912 santimetre kare. Evet. Evet. Beşinci soru. Yanda verilen şekilde ABC'de paralel kenarsal bölge EC 12. Tamam. EC'yi 12 yazalım. Şimdi burası 36. Burası paralel kenarmış. 36 ise buraya ne kalıyor? 24 santim. Tamam. Şimdi ABCE şu bölgenin, yamuksal bölgenin alanı 96'ymış. Yeşille tarıyorum. 96'ymış. Tamam. Buradan bu yamuksal bölge olduğuna göre ben buradan C'den inen yüksekliği buradan bulabilirim. Neden? Yamuğun alanı alt tabanı 36, üst tabanı 12 toplarım. Yükseklikle çarparım ki bu yükseklik bu üçgen için aynı yükseklik olacak. 2'ye de bölerim, 96 eşit olur. Şimdi 36 ile 12'yi toplarsanız 48. Çarpı yükseklik
bölü 2 96 eşit. Bu 2 ile 48'i sadeleştirirsek 24. 96'yı 24'e bölersek yüksekliğimiz 4 santim. Tamam. Yüksekliği 4 santim buldum. Benden istediği ADE üçgensel bölgesinin alanı. ADE üçgensel bölgesi için bakın bu yükseklik neyse paralel kenarın içinde her yerde aynı. Şimdi bu üçgenin alanı yer kalmadı. Şurada yapıyorum. Üçgenin alanı 24 çarpı 4 bölü 2 tabanı çarpı taban çarpı yükseklik bölü 2. Evet. Uzun sorular olduğu için 48 santimetre kare. Videoda hepsini göremiyoruz aynı anda. Altıncı soru. Yanlı verilen şekilde ABCD paralel kenarsal bölge. Tamam. EFCG eşkenar dörtgensel bölge. GF 10. Şimdi GF 10 boyalı bölgenin alanı nedir diye soruyor. Siz de boyalı bölgeye paralel kenardan bu eşkenarın alanını çıkartmış. Doğru değil mi? Evet. Boyalı bölge paralel kenardan alanından eşkenar dörtgenin alanını çıkartmış. Paralel kenarın alanı burası 25 ise burası da 25. 25 çarpı 12. Eşkenar dörtgenin alanı bakın çocuklar GF köşegenini vermiş. Şurası da 12. Diğer sorularda da çıktık. Diğer köşegen de bu 12. Yani eşkenar dörtgenin alanı köşegenlerinin çarpımının yarısıydı. 10 ile 12'nin çarpımının yarısı. (25 ile 12'nin çarpımı) 300. 6 ile 10'un çarpımı da 60. Geriye kaldı bana boyalı bölgenin alanı 240 santimetre kare. Şimdi 7. soruya bakalım. Yanlı verilen şekilde ABCD dikdörtgensel bölge. ABFE yamuksal bölgedir. Boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi boyalı bölge dediği yer benim şimdi pembeyle taradığım üçgenler. Yani dikdörtgenin alanından şu yamuğun alanını çıkartırsam boyalı bölgeyi bulurum. Şöyle kısaltayım. Dikdörtgenin alanından yamuk alanını çıkartırsam geriye üçgenlerin alanı kalıyor. Dikdörtgen alanı ne? 24 çarpı 16. Uzun kenar, kısa kenar. Yamuğun alanı ne? Hesaplayacağım. Alt tabanıyla üst tabanını topluyorum. 24 ile 9'u topluyorum. Yükseklik yine 16. Çarpıyorum ve 2'ye bölüyorum. Bunları siz benim kadar ayrı ayrı hesaplayıp da yapabilirsiniz. Sadeleştirdim 8. Dikdörtgenin alanı 24 çarpı 16 384 santimetre kare. Buradaki yamuğun alanı da 264 santimetre kare. Çıkartırsak 120 santimetre kare. Bu iki üçgenin alanı. Evet, 120'yi de görelim. 8. soru. Yanlı verilen şekil eş karesel bölgelerle ve dikdörtgensel bölgelerden oluşmuştur. CK 9. Tamam. Eş karesel bölgelerden birinin alanı 100. Yani şu karelerin her birinin alanı 100'müş. O zaman buradaki kenar uzunlukları ne olacak? 10. 10. 10. ABCD dikdörtgenin alanı nedir? Alt kenarını 30 buldum.
Yan tarafında 19 buldum. 30'u 19'un çarpımı. Dikdörtgenin alanı 30 çarpı 19 570 santimetre kare. Evet, kolay bir soruydu bu. 9'a gelelim. ABCD karesel bölgesinin alanı 64 santimetre kare olduğuna göre AB üçgensel bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Çocuklar bunu sorulardan geçti. Dikdörtgenin karenin içine bu şekilde tam bir üçgen yerleştirirseniz tabanını tamamen kaplayacak şekilde o karenin alanının yarısıdır. Şimdi karesel bölgenin alanı 64 ise ABE üçgeninin alanı 32'dir. Böyle bir özellik. Bu özelliği söylemiştim daha önceki sorularda. Önemli. İyi çalışın buna. Sorularda çıkar. Kolaylık sağlar hem. Şuna bir yıldız atalım. Evet, son sorumuz. ABCD yamuksal bölgenin alanı ile KLMN dikdörtgensel bölgenin alanları birbirine eşittir. Tamam, yamuğun alanını bulacağız. Dikdörtgende ML'yi soruyor. Tamam. Yamuğun alanını bulalım. Allah'ım bugün kalemle. Yamuğun alanı. Alt tarafı 20. Üst tarafı 16. Yükseklik 10 bölü 2. 36 ile 5'in çarpımı 180. Tamam. Şimdi dikdörtgen alanı 15 ile MN'nin çarpımı ne olacak? 180. Dikdörtgenin alanı 15 ile MN uzunluğunun çarpımı 180'miş. MN uzunluğu 180'i 15'e böleriz. Ne çıkar? 12 santim. Hadi geçmiş olsun bakalım.